merhabalar. Kuşadası'ndayız ve yeni açılan bir kamp alanındayız. Burası bir karavan kampı. Antik Loç. Antik Loç, evet. Ve işletmecisi Ersin Bey ile birlikteyiz. Merhaba Ersin Bey, birkaç gündür buradayız biz. Çok da keyifli bir sonbahar kampı yapıyoruz. Neyse. Özellikle bir de bizim gibi kış kampını sevenler, kışın da gerek çadırlı olsun gerek karavanıyla olsun kamp yapmaya niyetli olanlar, hevesli olanlar için 12 ay açık bir kamp alanı burası. Evet, 12 ay açığız. Biz sizi yeni duyduk ama siz de yenisiniz galiba. Ne zaman açıldınız? Biz 2 aile kurduk bu kampı, 2 karavancı aile. Emre, Esra, diğer ortaklarımız, Eda ve ben de diğer aile. Evet. İstanbul'da. Siz uzun yıllardır da bu arada karavan yapıyorsunuz galiba. Karavancılık yani çok uzun değil yani 3 yıl kadar oldu ama kampçılık daha uzun yıllardır var çadırda. Temmuz ayında açıldık, Temmuz'un ortasında açıldık. Haziran'ın ortasında başladık, Temmuz'un ortasında açtık. Hızlıca yol almaya çalıştık. Peki Ersin Bey, ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz? Burası 19 dönüm bir arazi. Yapılar var. Yapılar sanırım 4-5 dönümünü kaplıyor. 15 dönüm civarında da karavan ve çadır ve ortak alanlar için yapılacak arazimiz var. Evet. Şu an biz sanırım 6 dönümünü hatırladığım kadarıyla 6 dönümüne karavan alanı yaptık henüz. Benim bir de anladığım kadarıyla galiba siz de parsellemişsiniz değil mi? Yani her bir kampçının kendisine ait bir parseli var. Evet. Bu çok çok rahat oluyor gerçekten. Çünkü hani çadırla da gitsek, karavanla da gitsek sonuçta bir önde bir masa atıyorsun, bir yayılıyorsun, bir tenten olabiliyor vesaire. Çok böyle dip dibe olmamak bizler için o özel alanın olmasa gerçekten çok iyi. Evet, 80 ile 100 metrekare arası ayarlamaya çalıştık parselleri. Süper. Tabii taşınamayacak ağaçlardan dolayı bazı parsellere ağaç denk geldi. Onlar biraz daha daralıyor gibi ama sonuçta yine birbirinden uzaklık olarak aynı. Bir de sırasıyla bir yol, bir karavan parseli sırası. Aa, şahane. Yol. Böylece ortada bir yol alanı da olduğundan karavanların arasındaki boşluk daha da artmış oldu. Süper, çok güzel. Peki ne kadar kapasitemiz? Şimdi bir de şunu da sorayım, hatta birlikte olsun. Karavan ve çadır da alıyor musunuz? Çadır şöyle, yani yerleşik düzen değil de gezgin leri alıyoruz. Kısa konaklamalı. Kısa konaklamalı. Yani çadırı daha çok uyumak için, önünde akşam vakit geçirmek için. Karavancılar için verdiğiniz olanaklar, hizmetler nelerdir? Karavancılar en şu an yeni olan, Türkiye'de yeni yeni başlayan gri su'dan evet, başlayayım. Evet. Gri su çünkü karavanda kullanılan lavabo ve duş suyu toprağa bırakılmaması gerekiyor. Kesinlikle. Hem kötü bir görüntü oluyor, hem koku oluyor, hem de işte deterjan doğayla uyumlu temizleyiciler kullanılmadığında doğaya da zarar veriyor. Evet. O yüzden biz gri su altyapısını bütün karavanlar için kurduk. Her karavanın iki noktasına da, yani karavanın bazılarının önde olabiliyor, bazılarının arkasında, iki noktada da bağlanabilecek gider ağızlarımız yapıldı. Süper. Bu neyi sağlıyor? Normalde tank kullanılması gerekiyor. O tank günde 3-4 kez doluyor. Evet. Ve onu boşaltmak da ciddi bir evet, iş. Evet. Burada direkt onu bağlıyoruz. Geldiğinde karavanı direkt bağlıyoruz ve evdeki bir daha öyle bir gibi, evdeki lavabo gibi kullanılıyor. Boş gayet rahat kullanılıyor. Sonrasında su, yine her karavanın ünitesinin yanında su ve elektrik var. Elektriğimiz 220'nin altına kesinlikle düştüğünü görmedim. 225-230 arası ve dalgalanma yok. Böyle stabil bir elektriğimiz var. Tesisatımız, elektrik tesisatımız çok güvenli. Girişte yangın koruma rölesi, sonrasında dağıtımda her üniteye kaçak akım rölesi, en ufak bir kaçak olduğunda direkt atıyor. Bu bazı karavanlardaki küçük kaçaklarda sorun olabiliyor, yani onlar için sorun olabiliyor. Aslında farkında olmadıkları bir kaçak burada atıyor. Onun farkına varıyorlar. Ve düzeltilmesi gereken şeyler sonuçta bunlar. Evet. Biz gerekli önlemleri tam olarak aldık. Elektriğin, yani güce göre, kullanıma göre de kabloların kesiti çok
yeterli seviyede. Evet. Bunun dışında mutfağınız var şurada bir açık alanda. Evet, açık alanda bir lavabomuz var. Bir pişirme ünitesi düşündük fakat bu sene pandemiden dolayı yapsak mı yapmasak mı herkes kendine ait alanda pişirmek istiyor dediler. Yani böyle dönüşler aldık kampları gezen arkadaşlardan. Yani o da yapacaklarımız arasında. Ortak alanlardan biri havuzumuz var. 16'ya evet. 12'ye 6 metre genişliğinde bir de çocuk havuzu var yanında. Yazın çok iyi oluyor. Yani her gün denize gitmek yorabiliyor. Burada serinlemek için güzel bir görüntüyle çim alanının ortasındaki havuzumuzu kullanabilirler. Evet. Duşlarımız, tuvaletlerimiz sık sık temizleniyor. Yani kontrol ediliyor. Buna özen gösteriyoruz. Kullandığımız deterjanlar, sıvı sabunlar hepsi evimizde kendimizin kullandığı kalitede diyeyim. Belli markaların ürünlerini kullanıyoruz. İnternet veriyor musunuz mesela? İnternet vermiyoruz. Çünkü yasal olarak internet paylaşımı yapabilmek için loglamak gerekiyor. Yani bütün girişleri kayıt altına almamız gerekiyor. Ben şahsen bir yere gittiğimde oranın interneti kullanabilmek için TC kimlik numaramı, bütün kaydımı falan oluşturuyorum. Evet. Sonra ben nereye girdiysem orada takip ediliyor. Ben açıkçası hiçbir şekilde kullanmıyorum. Bu şekilde kullanmak yerine yani ziyaretçilerimiz, misafirlerimizin kendi internetlerini bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Biz yani paylaşım yapmıyoruz. Peki şimdi şurada bir kafe, bar gibi bir şey var mı yazın? Şimdi sezon sonundayız ama öyle bir hizmetiniz var mı? Yani bir şeyler yiyebiliyor muyuz geldiğimizde? Evet, atıyorum. Yazın mutfağı tam olarak açmasak da bir şefimiz vardı. O da tatil ve iş, hani hem tatil yapayım hem de burada size yardımcı olayım diye. Bizim fırınlarımız vardı. İşte pizza fırını, büyük pişirme ünitesi, işte tost makineleri, waffle makineleri, yani barbekü. Hızlı yiyecekler hızlı mesela. Hızlı yiyecekler. Burgerler. Evet, mezeler, kahvaltı. Bunları yazın verdik. Aynen yine devam ediyoruz fakat biraz daha kısıtlı şu an. Duşlarda sıcak su da var. Yani Kasım'ın sonuna yaklaştık ama hala evet. Çok güzel çalışıyor. Sıcak suyunuz da var. Hem güneş enerjisi. Güneş enerjisini yetmediğinde elektrikle ısıtıyor. Karavancılar için kimyasal tuvalet de tabii ki var. Her şeyi düşürmüşsünüz zaten. Evet, şimdi iki tane alan yaptık. Yani iki yer belirledik. Şu an sadece birini kullanımda tutuyoruz. Peki çamaşır makinesi hizmeti veriyor musunuz Ersin Evet, çamaşır makinemiz de var. Deterjanı da veriyor musunuz? Biz mi veriyoruz? Bir de ücretini de merak ediyorum. 15 lira olarak belirledik. Deterjan genelde işte herkes kendi deterjanını kullanıyor ama hani atıyorum işte o sırada yoksa yanında yardımcı oluruz tabii ki. Bizim deterjanlarımız da zaten yanında duruyor. Hani ihtiyacı olan kullanabilir. Evet. Şimdi aşağıda çok güzel bir kamp ateşi için bir alan yapmışsınız. Orada herhalde yazları, kışları artık gelen karavancılar, arkadaşlar bir büyük bir kamp ateşi yakıp etrafında bir toplanmalar oluyor. Peki barbekü imkanı da var mı? Mangal yakabiliyor muyuz? Hoş geldin gene. Bu yüzden biz bir alan belirledik. O alanı kullanmadık. Bizim kendi barbekümüz zaten her akşam yandığı için ihtiyacı olan gelip şimdiye kadar orada da pişirdi. İhtiyacı yani kendi mangalını kullanmak isteyen de onun üzerinde kullanabildi. Karavan dışında bir konaklama alternatifimiz mesela şurada bir iki yapılar var. Bir oda kiralama, pansiyon gibi bir hizmet veriyor musunuz? Onu da şöyle veriyoruz yani öyle bir hizmet veriyoruz. Karavancı misafirlerimizin karavanı olmayan yakınları, arkadaşları gelmek istiyorlar mesela yanlarına. Onlar için biz şimdilik iki oda var, onları açtık. Onunla ilgili yani birkaç oda daha olacak. Peki o odada yani neler var içeride? Ne gibi bir olanakları var? Dolap, yatak. Sen bize röportaj yaptırmayacaksın. Evet, dolap, yatak. Yatak o kadar. O odaların olduğu yerde ayrı bir mutfak var. Evet, ortak mutfak herhalde. Yani birlikte kullanıyorlar. Orada da kullanılabilir. Evet. Duşu, tuvaleti de tadilat aşamasında o da bitecek. Karavanlar için çok güzel bir alan. Bir kere asfalt yoldan çok kısa zamanda buraya ulaşabiliyoruz zaten ve alan düzlük.
Manevra evet. yapmak kolay, yerleşmek kolay. Hatta işte çekme karavanlar için bile çok elverişli. Aynı zamanda çekme karavanlar için bir otopark hizmeti de var galiba, yanlış evet, anlamadıysam. Karavanlarını, karavan sahipleri burada bırakıp istedikleri zaman gelip kullanabilirler. Sezonluk tüm 12 ay boyunca burada da bırakabilirler. Evet. İstedikleri zaman alıp başka yerlere gidebilirler, gelebilirler. Yani karavanların sabit olarak burada hem park hem de yaşam için, yaşam evet. için Çünkü kullanabilirler. Çünkü İzmir, Aydın gibi yerlerde eğer çekme karavanlarla ilgili hani otopark sorunları olanlar için güzel bir alan, burada değerlendirilebilir yani. Burada evet. bırakabiliyorlar. evet. Harika. Peki denize uzaklığımız, yakın bir plaja uzaklığımız, hani bisiklet olabilir vesaire gitmek isteseler? Plajın başladığı nokta 700-800 metre civarında. O çok uzak değil mi? Yürüyerek gidilebilir. Araçla gidildiğinde Kuştur Plajı en yakın plaj. Kuştur Plajı'nın otoparkı var. Hani araçla gidildiğinde de rahat. Evet. Biz önümüzdeki sezonda Kuştur Plajı'nda bir alan ve bir yer tahsis edeceksiniz ve kendi burada kalan konuklarınızı plaja götüreceksiniz. Götürüp getireceğiz belli saatlerde. Çok güzel, harika. Biz merkeze ne kadar uzaklıktayız buradan? 6 kilometre, 7 kilometre civarı. İlk marketler 3 kilometre sonra başlıyor. Evet. Yani büyük marketler. Yakında yani 1 kilometre civarındaki alan içinde yine ulaşılabilecek acil ekmek, su, işte evet. diş fırçası, diş macunu gibi şeyler için market var. Büyük marketler 3 kilometre sonra başlıyor. Peki mesela şimdi çekme karavanını getirdi, bırakacak, dönecek. Yani otogara, havaalanına ne kadar mesafesi var burasının? Otogara çok yakın zaten, Kuşadası merkezde otogar. Havaalanına 75 kilometre. Aracıyla ya da karavanıyla gelen de Selçuk otoyol çıkışından sonra burası tam 25 kilometre. Çok yakın ve 1 kilometresi hariç asfalt yoldan geliyor. Evet. Ulaşım çok rahat. Evet. Bir de Muğla olsun, işte İzmir olsun, yani o arada tam bir İstanbul Muğla evet. arasında tam bir ara durak evet. olabilecek noktadayız. Efes harabelerine mesela merak ediyorum. Ne kadar uzaklığımız bizim buradan? Çünkü biz de görmek istiyoruz geldik. Sanırım 10 kilometre civarıydı. Bayağı yakınmış ya, süper. Çok yakın. Evet, yani buraya gelirim de Efes harabeleri görülmeden dönülmez. Meryem Ana, Meryem Efes. Ana, Efes. Evet, çok, çok yakın. Peki yakınlarda bir yerde sağlık hizmeti, işte hastane, sağlık ocağı gibi. Devlet hastanesi yine 3 kilometre civarında bir mesafede, çok yakın. Devlet Güzel. Hastanesi. Özel klinikler falan da, işte özel hastanelerde Kuşadası merkezde var. Merkezde var. Peki merak ediyorum, şimdi evcil hayvanlarımızı seviyoruz. Evcil hayvanı olan dostlarımız var. Siz de kabul ediyor musunuz evet, evcil hayvanı? Evet, evcil hayvan kabul ediyoruz. Kontrollü bir şekilde olmak koşuluyla. Böyle kontrolsüz olmazsa seviniriz. Yani herkes hayvanına sahip çıkabildiği sürece sorun yok diyorsun. Evet. 2 tane erkek köpeğimiz var. 3 tane de kedimiz var. Evet. Bu sayı artabiliyor. Çünkü etrafta bırakıyorlar ve ya buraya evet. geliyorlar. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Maalesef. Öyle. Biz şimdi birkaç gündür buradayız. Buraya bir kamyonet geliyor. Arkasında sebze, süt, ekmek, her şey var. Evet. Düzenli geliyor galiba o. Düzenli. Size. Çarşamba ve cumartesi günleri sabahtan geliyor. Biz yazın misafirlerimize mesaj atıyoruz. İşte manavımız gelmiştir, duymayan olursa diye. İhtiyaçlarını oradan taze taze bahçeden, kendi bahçelerinden getiriyorlar. Süper, kendi şahane. İneklerinin sütünü getiriyorlar. Evet. Bizim için de çok iyi oluyor. Biz de alışverişimizi oradan yapıyoruz. Aynen öyle. Mini market ayağa geliyor yani. Bu tip böyle kamp alanlarında özellikle çok güzel bir şey bu. Su, tüp, o gibi Onlar ihtiyaçlarda da çok rahat ulaşılabiliyor. Evet. Biz de yine acil gerekli olabilir diye işte su, tuvalet kimyasalı gibi ihtiyaçları bulunduruyoruz. Süper. Peki konuklar gelmeden önce rezervasyon yaptırmalı mı? Yaptırmalı.
Yani bizi mutlaka işte biz şu saatte geleceğiz, yani şu aralıkta, şu saat aralığında geleceğiz gibi bilgi vermeleri önemli. Biz çünkü karşılıyoruz, yerini belirliyoruz öncesinde. Evet. Kaç gün konaklayacağını göre yerini ayarlamaya çalışıyoruz. Hani hem yerleşimi kolay olsun kendi açısından. Evet. Hem de nereyi istiyor. Hani işte duş tuvaletlere yakın istiyorum diyor. Bazısı diyor ben uzak bir yere yerleşmek istiyorum diyor. Bu yüzden bizi aramaları ve rezervasyon yapmaları önemli. Güzel. Mesela şimdi çekme karavanıyla geldikten sonra, çekme karavanını yerleştirdikten sonra aracını koymak için şurada bir otopark da var, evet, değil mi? Evet. Araçları mutlaka işi bittikten sonra otopark almalarını istiyoruz. Evet. Sizden de istedik fakat çadır üstte durmadığı için... Biz de üst katta ev olunca evet, yarı karavanımsı gibi bir şey oluyoruz herhalde. Tabii ki karavan zaten yani. Tabii bir de arkada box olunca işte orta çaplı bir şey. Peki Ersin Bey, şimdi hem çekme için hem motokaravanlar için bir de fiyatları öğrenelim. Sabit aynı yani. Bizde kişi başı şu an kış sezonu 50 TL kişi başı. Evet. 50 TL'de işte elektrik, su dahil parsel alanı. Hı hı. Şimdi biz aylık da paketler oluşturduk. Hı. Yani karavanını burada bırakıp aylık bir ücret ödeyip, hı hı, normal ücretin de yarısını ödeyerek, kişi başı sadece yarısını ödeyerek kamp alanını kullanabilir. Mesela şimdi bıraktığında, otopark gibi bıraktığında ne kadar ücreti olacak? Bir ay bıraktı diyelim. 400 TL, hı hı, bir ay bıraktı. Gelip kullandığı zaman sadece tekrar ücret ödeyecek. Kampın girişi burası. Kapısından başlayalım. İçeri doğru yürüyelim. Hemen kapıda portakal ve limon, narinciye ve de palmiyeler var. Limonlar daha almamışlar. Şimdi bu taraftan devam ederseniz yine otopark tarafına gidiyorsunuz. Biz dümdüz karavan alanına doğru buradan giriş yapalım. Şu zeytin ağaçlarına bakar mısınız? Ay, yemyeşil zeytinler dolu üstünde. Bereket. Şöyle oldukça geniş bir alan. Yalnız Likya'ya bakar mısınız? Güngör'cüm tam böyle ortaya kurulmuşuz. Evet. Sanki kamp bizim de burası bizim bahçemiz gibi olmuş. Evet, bahçemize kamp aracımı koymuş gibiyiz. Evet. Güzel gözüküyor. Muazzam manzara. Hemen önümüzde ateş yakma alanı, kamp ateşi yakma alanı var. Bu akşam bu kamp ateşini yakacağız. Çok tamamen izole ve bakir bir yer. Biz çok keyif aldık. Şimdi şöyle bu tarafta 4 tane mutfak için evye var. Oraya doğru da ilerleyelim. Benim mutfakta en sevdiğim şey tezgahların çok alçak olmaması. Gerçekten benim ağırmadan gayet daha keyifli bulaşık yıkadığımı söyleyebilirim. Bir de tabii şunların böyle istediğiniz gibi suya yön verebilmek, oynar başlıklı olması da şahane olmuş. Tabii ki kamp alanlarında en sevdiğimiz şeyler açık mutfaklar. Hemen şöyle. Arka tarafta da şurada kimyasal tuvaleti görüyorsunuz. Buradaki alana boşaltılabiliyor. Tekrar dönelim. Hatta şimdi şuradan yürüyelim. Araba yolundan. Burada da çekme karavanlar var. Hatta bir tanesi de Ersin'in karavanı. İnanılmaz keyifli. Çok keyifli bir alan.
Şimdi bu taraftan içeriye doğru devam edelim. Masalar, sandalyeler ortak alan yaratılmış. Şahane de bir veranda olmuş. Evet. Şimdi Ersin'cim, ben şurada bir de sahne gördüm. Evet. Hemen biraz da oraya doğru ilerlemek istiyorum. Eksik sahne. Eksik sahne, evet. Performans falan yapıyorsunuz. Biri katılmadığı sürece eksik. Aa, çok hoş. Bir tahtası da eksik. Aa, çok hoş. Siz de bir şeyler yapıyor musunuz peki? Bir şeyler çalıyor musunuz? Ben gitar çalıyorum. Aa, çok güzel. Söylüyorum. Ortam Emre, vurmalı, kahon, darbuka. Oo, çok güzel. Kızım Meriç, gitar, ukulele çalıyor. Oo. Siz tek başınıza bir orkestra olmuşsunuz zaten. Hem de gelen misafirler de bir şeyler çaldığında evet, kullanılır. Misafirler de şarkı söyleyip ya da işte enstrümanlarıyla eşlik ettiklerinde çok keyifli oluyor. Aa, evet, çok güzel. Çok güzel bir alan olmuş burası. Bayıldım gerçekten. Şahane olmuş. Havuza doğru bakabiliriz. Ne güzel bir ağaç olmuş. Herkes buraya böyle ufak ufak armağanlar takıyor. Evet, biz de birazdan bir şey yaparız. Yaparız. Evet. Yaparız. Ve havuz. Hem çocuk havuzu solda, hem büyük havuzu var. İşte burada da bu çim alanda da karşıdaki bardan bir şeyler yiyip içip burada keyif yapabiliyorsunuz. Tabii şu anda sezon dışı kapalı ama orası aslında bir bar, kafe. Tuvaletlere doğru gidelim. Hemen karşıda açık duşlar var, iki tane. Yanında da tuvaletler. Akşamları burada kurbağa gördüm, Güngör'cüm. Küçücüktü, evet. Su içmeye gelmiştik. Evet. Biz önce bayanlara giriyoruz hayatım. Gir aşkım. Kızlar, buyurun gelin benimle. Evet, şöyle dışarıda 3 tane lavabosu var. Güzel bir boy aynası. 3 tane tuvalet var. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. 2 tane de duş var. Sıcak su çalışıyor. Yaz kış çalışıyor zaten. Burası biliyorsunuz 12 aylık bir işletme. Sabah ayaklarımı yıkamıştım. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Tabii burada Covid'in bize bıraktığı alışkanlık. Sevgili baylar. Güngör'cüm alabilirsin. Buyurun. Evet. Burası erkekler tuvalet ve duş kısımları. 3 tane lavabo var. Sensörlü olması çok iyi. Dezenfektan. Şöyle en diptekiler. Şöyle duşlar. Şöyle iki tane tuvalet var. Hemen yan tarafta da çamaşır makinesinin olduğu yer var. Hatta çalışıyor bile. Şöyle makineyi de burada kullanabiliyoruz. Devam edelim. Burası araçlar için otopark olarak kullanabildiğimiz alan. Bir de bu taraftan girelim içeriye.
kayısı ağacının güzelliğine bakar mısınız? Nasıl sonbahar yapraklarını da dökmüş. Ne kadar güzel olmuş Güngör'cüğüm. Güzel güzel kayısı. Değil mi? Evet. Sevgili Likya çok güzel görünüyor. Biz de böyle bayağı bir yayılmışız işte gördüğünüz gibi. Evet, bunlar da gördüğünüz karavanlar için üniteler. Bu ünitelerde üstlerinde küçük ledler var. Akşamları üniteleri de görünmesini sağlıyor. Hemen altlarında da işte atık için borular var. Çeşmesi ve hepsinde de şöyle üçlü prizler var. Kendisine ait bir yolu olması alanın, o yoldan sonra böyle güzel bir alana kavuşmak çok güzel. Her ne kadar yeni bir işletme olsalar da pek çok şey düşünülmüş ve kullanımda. Bu yüzden yollar açık olsun diliyoruz. Umarız güzel konuklar ağırlarlar ve güzel bir kış geçirirler. Bir kamp alanı incelemenin daha sonuna geldik. Nasıl bir kamp yaptık, Likya ile neler yaşadık, nasıl deneyimler kazandık merak edenler kanalımızda diğer videolarımızda da göz atabilirler. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.